arkadaşlar, herkese merhabalar. Yeni bir cihazla karşınızdayım. Daha önce TeknoSpark 6 Go'yu size tanıtmıştım. Bugün TeknoSpark 7T'yi tanıtacağım. Güzel bir cihaz. TeknoSpark 6 Go çok izlendi. Umarım bu da izlenir. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi cihazımızın kutu açılışını gerçekleştirelim. Şimdi bir açalım cihazımızı. TeknoSpark 6 Go 5000 amperdi. Bu cihazımız 6000 amperli bir cihaz. Şu an cihazı ilk defa ben de göreceğim arkadaşlar. Hep beraber açalım. Şuradan açalım cihazımızı. Bakalım neler var cihazımızda. Şöyle ön izleme yapalım biraz. Yaklaş böyle. Şöyle genel özellikleri üstünde yazıyor cihazın. Cihazı tanıtmadan önce kutuda ne var, ne var ne yok diye bakalım arkadaşlar. Kutunun yanında hediye olarak kırılma cam, yani jelatini veriyor. Aynı şekilde orijinal şeffaf kılıfını veriyor arkadaşlar. Sonra ne var? Orijinal şarj aleti, USB kablosu ve kulaklığıyla beraber cihaz geliyor arkadaşlar. Başka da herhangi bir şey yok. Bunu zaten kullanma kılavuzları. Bunları zaten kullanmıyoruz biz. Cihazımıza bakalım. Şöyle yaklaş bir kardeşim. Hemen bilgileri yazıyor. 48 megapiksel kamerası olan, 6000 amper, 6.5 inç ekran olan bir cihazımız. Şuradan hemen bir cihazımızı açalım. Bakalım cihazımız nedir, ne değildir. Şunu kaldıralım buradan. Evet. Evet arkadaşlar, cihaz bu şekilde şık bir görünümü var. Parmak izi gördüğünüz gibi arkada. Cihazımız iki kameralı. Flaşı bu tarafta. Arkasında Super Jam diye yazıyor. Spark Techno'nun yazıyor. Burada modeli yazıyor cihazın. Ekranımız da bu şekilde. Damla ekranına geliyor cihazımız. Power tuşu bu sağ tarafında. Ses tuşu da sağ tarafında. Sol tarafında sadece sim kart girişimiz var. Onun harici ekstra kulaklık girişimiz de burada arkadaşlar. USB ile dediğim gibi geliyor. Ses giriş çıkışımız burada. Onun ekstra bir şey yok. Bir bakalım. Başka bu TeknoSpark 6 Go'larda açılıyordu. Bunun arkadan açılmıyor kadar. Sim kartı buradan takıyoruz. 6 Go'da arkasını açıp oradan yapıyoruz. Dediğim gibi cihazımız 6000 amperli güzel bir cihaz. Şöyle baktığım zaman ele oturur. Hafif de yani bir ağırlığı var. O kadar bir ağır bir cihaz değil. Çift simli kartlı bir cihazımız bu. Cihazımız genel olarak kasa şekli budur arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi cihazımızın yavaştan kurulumuna bakalım. Açtım cihazı. Kurulum için sizi bekletmek istemiyorum. Evet arkadaşlar, cihazımı hızlı bir şekilde kurdum. Kurulum için sizin vaktinizi almak istemiyorum açıkçası. Çünkü basit kurulumu. Cihazımıza bakalım. Arkadaşlar ekranı karşılaması bu şekilde. Şöyle akıcı bir ekran şekli var. Yukarı geliyor mu? Evet. 6 Go'da da yukarı geliyordu. Bunu da aynı şekilde yukarı geliyor. Artık sizin tercihinize bağlı. Nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Sağlı sollu. Şimdi içinde uygulamaları var. Bakalım uygulamalarında herhangi bir bilindik bir uygulama var mı? Tamamıyla sıfır bir uygulaması geliyor. Ekstradan kendi uygulamandan çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Kamerasına bir bakalım. Bir inceleyelim kamerasını. Evet arkadaşlar, şöyle ekranımızı da açalım biraz. Ekranımızı fullleyelim. Evet arkadaşlar, kamerası genel olarak bu şekilde. Şöyle ön kamera, selfie kamerasına bakalım. Güzel, ön selfie kamerası güzel. Arka kamerası da normal yani. Çok ideal bir, yani fena değil. 108 megapiksel bir özellik olarak koymuşlar buraya. Şöyle aldığım zaman 1080'de 720, 480'de çekim gücü olduğunu görülüyor. Böyle alkem var, güzellik var, dikey var, ağır çekim var. Özellikleri genel olarak bunlar. Kamera özellikleri. Selfie kamerası da bu şekilde. Böyle bir şeyler çıkıyor. Baktığımız zaman ana menüsü bu şekilde. Genel olarak cihazdan size bahsetmek isterim. 6.52 inç bir cihazın boyutu var. Cihaz 4 RAM, 64 GB hafızalı bir cihazımız arkadaşlar. Bataryası 6000 amper dediğim gibi. Çift hat desteği var, hızlı şarj desteği var, 5G uyumlu desteği var ki 5G dediğim gibi diğer videoda söylediğim gibi videomuzda bu cihazlarda 5G Türkiye'de olmadığı için desteklenmiyor. Onun haricinde ekstra cihazdan bahsetmek istediğim başka bir şey yok. Tuza, suya dayanıklı cihazımız diye bilginiz olsun. Alırken bunlara dikkat edersiniz. Arkadaşlar TeknoSpark 7T'yi tanıtmaya çalıştım. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bu videoyu beğenin.